11. sınıf 1. ünitemizin ikinci kısmı periyodik sistem. Bugün periyodik sistem çalışacağız beraber. Boş bir periyodik cetvel koydum önüme. Buradaki amacım periyodik cetvelde nerede ne var ne yok hepsini işaretlemek. Şimdi periyodik sistem ne işe yarar? Periyodik sistem elementlerin sıralanmasına, elementlerin belli özelliklere göre gruplanmasına yarar arkadaşlarım. Belli özellikleri olanları malumunuz. İşte kimyasal özellikleri benzeri olanları belli bir yerde topluyoruz. Bu 9. sınıfta da işlendiği için söyleyeceğim bazı şeyler sizin için yabancı değil. Dediğim gibi kimyasal özellikleri aynı olanları, benzeri olanları bir yerde topluyoruz. Birbiriyle akraba olanlarını birbirine yakın oturtuyoruz. Bunun dışında böyle karman çorman bir şeklin oluşmasının sebebi zaten nedir? Elementlerin atom numaralarına göre dizilmesidir vesaire. Yani belli kurallar dahilinde böyle garip bir şekil oluşuyor. Geçmişe dönmeyeceğim. 11 müfredatında periyodik sistemin tarihçesi yok ama şunu hatırlatmak istiyorum yine. Dimitri Mendeleyev'in bir periyodik cetveli vardı. Adam tamamen tablo şeklinde, böyle dikdörtgen şeklinde bir hazırlamıştı periyodik cetveli. Düzgün bir periyodik cetveldi ama birçok eksiği vardı. En büyük eksiği atom numaralarını değil, atom kütlelerini yani kütle numaralarına göre sıralama yapmasıydı. Onu ciddiye almasıydı ve periyodik cetvelinde boşluklar bulunmasıydı. Bu boşlukları da daha sonra doldurursunuz diye hatta bir müneccimlik de yapmıştım. Mendeleev o yüzden periyodik cetvelin babasıdır kesinlikle. İkinci bir adam yazamazsınız yanına. Bir de Moseley vardı 1900'lü yılların başında. O da ne yapmıştı? Deney yapmıştı arkadaşlar. Deneyin sonucunda atom numaralarının aslında kimyasal özellikleri belirlediğini göstermişti. Yani ve demişti ki periyodik cetveli hiç boş boşuna kütle numaralarına göre değil, tamamen atom numaralarına göre düzenleyin diye bize tavsiye vermişti. Bunu ortaya çıkartmıştı zaten. Bunu yaptıktan 2 sene sonra da Çanakkale Savaşı'nda arkadaşlar yaşamını yitirmiş. O da gereksiz bir bilgiydi. Araya sıkıştırayım. Tabii yani böyle bir soru sormaz ÖSYM, o yüzden gereksiz dedim. Peki, periyodik sistemde arkadaşlar dikey ve yatay sıralar var, sütunlar var. Bunların dikey olanlarına grup diyeceğiz. Sonraki sayfalarımda yatay olanlarına da periyot diyeceğiz. Burada görmüş olacağınız üzere arkadaşlar isterseniz oradan başlayalım ben. 7 tane periyot bulunmaktadır. 1. periyot, 2. periyot. Şuraya P yazayım kısaca da. 3. periyot, 4. periyot, 5. periyot, 6. periyot, 7. periyot. Şu alttakilerle ilgili ayrı bir başlık zaten söyleyeceğim ama bu iki sıra arkadaşlar 6. ve 7. periyoda dahil edilir. Ayrıntısını sonra söylerim. Gruplar var. Gruplar arkadaşlarım 1A, 2A ki biz 9. sınıfta şuradan devam etmiştik. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A diye bitirmiştik. 8 tane A grubumuz vardı. Bir de arada B gruplarımız vardı. B grupları da sebebini sonra anlatacağımız üzere 3B'den başlayıp 4, 5, 6, 7, 8B'ye kadar gidiyordu. 2 kere daha 8B koyuyorduk yanına. Sonra başa dönüp 1B, 2B diye sonlandırıyorduk. Gruplar ve periyotlar için ayrı başlıklarım var. Ayrıntısını sonra söyleyeyim. Peki, periyodik cetvelde malumunuz elementler metal, ametal, yarı metal, soygaz şeklinde ayrılıyor. Periyodik cetvelde de bunların hepsinin çeşitli konumları var. Mesela şimdi şuraya şu şekilde bakın çizeceğim. Şu bölge metaller, hatta bizim aktif metaller diyeceğimiz tepkimeye girme isteği yüksek olan metallerdir. Ara bölge şu kısım arkadaşlarım. Bunlara Geçiş veya ağır metaller deniyor. Geçiş metalleri, geçiş elementleri, geçiş metalleri deniyor. Daha sonra şuraya da bir tane merdiven çizeceğim. Bu merdiven sevgili arkadaşlarım yarı metallerin merdiveniyle. Yarı metallerin merdiveni. Diyeceksin ki daha deme ama şimdi deme. Birazdan de. Şöyle bir merdiven. Bu merdiven şimdi diyeceksin. Merdivenin koordinatları önemli mi? Ben hepsinin yerini bileyim mi? Yani nerelere yarı metal onları bileyim mi? Aslına bakarsanız gerek yok. Belli yarı metalleri bilseniz yeter. Konu içerisinde ben zaten metal, ametal, yarı metal ayrımını da yapacağım. Ve yarı metallerin hangilerini bilmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Bunlar bor, alüminyum, germanyum gibi birkaç tanesini bilseniz yeterli olacak. Bunlar yarı metaller. Bir de aşağı yukarı şunu bilmenizi istiyorum. Sağ tarafta ne var? Merdiven var. Merdivenin altı yine mavi renkle göstereceğim. Yani metaller olacak. Bunlar için aktif metal yazmayacağım. Normal metal yazacağım. Aralarında aktif olmayanlar da çıkabilir. Normal metaller yazıyorum. Üst taraftaki kısım. Üst taraftaki kısım. Elimde renk kalmadı. Yeşille yapayım bari gene. Üst tarafta yani merdivenin şu üst tarafı sevgili arkadaşlarım. A metallerdir. Gördüğünüz gibi sayısı çok azdır. Sayısı çok azdır. Ve son olarak bizim asil başrol oyuncularımızı yani soy gazları da şu şekilde ayırt edeyim. Soy gazlar aslında bağ yapma kapasitesine sahip olmayan ametal türleridir. Yani aslına bakarsanız soy gazlar da bir ametaldir. Altta ise size lantanit ve aktinitler dediğimiz kısmı tanıtıyoruz. Üsttekiler lantanitler, alttakiler aktinitler. Bunlara neden bu isim verilmiş? Çünkü normalde bunların yerini de söyleyeyim madem mevzu bahis geçti. Bir de işin açığı periyodik cetvel'e çok yabancı değilsiniz. Sonuçta 9. sınıfta bunu mutlaka gördüğünüz arkadaşlar. Normalde şurada kırmızıyla göstereyim de okunsun. 57 numaralı Lantanyum artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Bir de 89 numaralı Aktinyum vardır. Yani başlangıç elementleri bunlar olduğu için bu isimleri almışlar. Bu sarı kısım arkadaşlar tamamen aslında periyodik cetvelin şurasında yer alır. Şu iki bölgede yer alır. O yüzden biz 6. ve 7. periyot diyoruz. Bakın şu iki kısımda yer alıyor. O yüzden 6. 7. periyot dedik. Ama şimdi lantanitleri, aktinitleri oraya koyarsak periyodik cetvel iyice karman çorman hale gelecek. Bu şekilde ayrı gösterilmesinin aslına bakarsanız sebebi biraz da bu. Bunlar 57 ile başlayıp 71'e kadar devam ediyor. Onları da göstereyim numaralarını. 71'e kadar devam ediyor. Burası 71 numara. 72'den şöyle devam ediyor arkadaşlar. Bu sayıları ezberleyin diye söylemiyorum. Buradaki lantanit, aktinit mevzusunun öneminden bahsediyorum. İşin açığı biraz kafanızda canlansın diye. Burada 89 numara ile başlayan aktinit serisi arkadaşlarım 103 numarayla biter. 103 numaradan sonra 104 numara da şuradan devam eder. Yani hakikaten bu ara bölgede yer alıyor bu lantanitler, aktinitler. Kendileri hakkında ufak bir bilgi daha verip geçeceğim. O da şu sevgili arkadaşlarım. Bunların birçoğu yapay elementlerdir. Sonradan laboratuvarlarda özel teknolojiyle üretilmiş tamamen yapay olan elementler. O yüzden isimleri farklı farklıdır. Çeşitli ülkelere, çeşitli bilim adamlarına ithaf edilmiştir. Mesela amerikyum, aklıma gelen kaliforniyum, bunun dışında başka Einsteinyum, küriyum gibi değişik isimleri var. Bunlar önemli mi? Hayır. Yani ÖSYM bunları sorgulamıyor. Sadece orada daha çok yapay elementlerin bulunduğunu, radyoaktif elementlerin bulunduğunu bilmeniz yeterli gelecektir. Sadece onu ister. Peki, atom numaralarından bahsetmişken ben işin açığı atom numaralarına göre dizildiğini biz önceden söylemiştik. Malumunuz şurada hidrojen 1 diye başlıyor. Burada hidrojen tek başına kalmış. Bu arkadaşın türünü belirtmemişiz. Kendisi bir ametaldir. Akrabalarından uzakta oturan bir ametaldir kendisi. Hidrojen 1 ile başlayıp devamında şurada 2 numaralı helyum. Bu ikisi çok önemli. Zaten şekle bakarsanız çıkıntı halindedir arkadaşlar hidrojen ve helyum. Ben kendilerine zaten diyorum ki periyodik cetvelin çıkıntıları sivrilik yapan tipler. İstisna çıkartacak tipler. Bir sonraki sayfada bunlardan bahsedeceğiz. 3 numaralı lityumla devam edip şurada 10 numaralı neonla ikinci periyot biter. İlk 20 elementi bilin demiştim. İşin açığı fazla vaktimizi almasın diye ben hepsini buraya yazmıyorum. Köşeleri yazıyorum sadece. 11 sodyum. Şurada 18 numaralı argonla biter. Şuradan 19 numaralı potasyumla devam eder. 20 numaralı kalsiyumla ilk 20 elementimiz şurada sonlanır arkadaşlar. Ve şuradan itibaren 21 numara başlar işte. Benim atomun yapısı konusunda sıklıkla kendilerinden bahsettiğim, kulaklarını çokça çınlattığım 21-30 arası elementler işte buradadır. Şuradadır. 21-30 arası geçiş metalleri. Yani meşhur 3D. 3D. Bloklardan bahsedeyim aklıma gelmişken. Onları da biraz karışık oldu ama bu sefer maviyle çizmeye çalışayım. Şurası arkadaşlarım S bloğu diye geçer. Yani periyodik cetvelde yer bulmada da göreceğiniz üzere elektron dağılımındaki son orbitalleri, değerlik orbitalleri sadece S olan S1 veya S2 ile biten tipler burada yer alır. Ben yazayım hatta S1, S2. S1 ile bitenler burada, S2 ile bitenler burada yer alır. Hocam bir de söylemişti. Onu söyleyeceğiz canım. Onun istisnasını tabii ki de söyleyeceğiz. Yine de hatırlattığın için teşekkür ederim. Unutabilirdik. Önemli bir mevzu. Burada arkadaşlar biraz okunabilir şekilde yazmaya çalışıyorum da. D bloğu burası arkadaşlarım. D1 ile başlar. D2, D3 diye D10 ile biter. Bir de P bloğu var. P bloğu da malumunuz. Bunu da kırmızıyla çizelim. Şurası komple arkadaşlar. Yani sınırlar şurası. Sınırları da çizeyim. Sınırları da çizdim. P bloğu da buradaki kısım soy gazlar dahil olmak üzere P bloğu orasıdır. Az önce arkadaşımızın bizi uyardığı üzere. Şuradaki helyum S2 ile bittiği için arkadaşlar bunu da S bloğuna alırız. Bakın hidrojen akrabalarından uzak oturuyor. Helyum da aslında kendi bloğundan yine uzakta oturuyor. Ama yine akrabalarıyla alt alta. Akrabalarından kastım soy gazlar. Soy gazlarla ilgili bir parantez daha açacağım. Konudan sapmamak için lantanitlerden devam ediyorum. Buna da hangi renk verelim? Siyah verelim. Lantanit ve aktinitlerde işte atom konusunda kendisinden bahsetmediğimiz, hep böyle küçümsediğimiz, geri plana attığımız F bloğu. Meşhur F'ler de bunlar arkadaşlarım. Soygazlar demiştim. Soygazların numaraları var arkadaşlar. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Bunlar yetiyor da en son bir 118 daha yazayım. O da sonuçta periyodik cetvele eklendi. Bu soygaz numaralarını hocam bileyim mi? Bil. Periyodik cetvelde yer bulmada ben kendileriyle ilgili birçok şey söyleyeceğim. Soygaz numaralarından kısaca periyodik cetvelde yer bulmayı öğreteceğim size. Tamamen pratik bir şekilde. Bizim sadece okul sınavlarına hazırlanma değil, amacımız malumunuz. Üniversite sınavına da hazırlanıyoruz. Üniversite sınavında mümkün olduğu kadar pratik olmanız gerekiyor. Bunun için periyodik cetvelde yer bulma hakkında size 2 farklı yöntem daha önereceğim. Biri soygaz yöntemi arkadaşlar. Peki periyodik cetvelle ilgili başka ne söyleyebilirim? Zaten söyleyecek bir şey kalmadı. Üzerine yazacak yer de kalmadı. soygaz numaralarından bahsettim. Aklımda bir şey vardı. Arkadaşlar birkaç sene önce, yani şöyle 4-5 sene öncesine kadar periyodik cetvelin şu alt kısmında, bu da ek bilgi olarak veriyorum, genel kültür olarak veriyorum. Şu alt kısmında boşluklar vardı arkadaşlar. Burası vardı, burası yoktu. Bir yer vardı, diğeri yoktu. Çünkü o kısım periyodik cetvelde, ben bunu sileyim, notlarda çıkmasın, onun bir anlamı var mı diye düşünmeyin sonradan. Tamamen genel kültür olsun diye biliyorum, tekrar söylüyorum. O alt bölgede boşluklar vardı. Çünkü bazı elementler keşfedildi ama literatürde geçmesi için, yani periyodik cetvelede adam akıllı işlenmesi için vakte ihtiyaç var. O yüzden 4-5 sene öncesinin periyodik cetvellerine bakarsanız altta şöyle tuhaf semboller göreceksiniz. U, O, atıyorum U, B gibi böyle tuhaf semboller göreceksiniz. Hocam 3 harfli sembol olmuyor da hani... Evet, 3 harfli sembol yoktur. 3 harfli sembol tamamen geçici olarak verilen isimlerdir. Yani adam 112 numaralı elementi mesela buluyor diyelim. 118 diyelim. Madem 118'den bahsettim. 118 numaralı elementi buluyor adam. Geçici olarak ona Latince 118 anlamına gelen sayıyı veriyor. İşte 118'yum. Bunu Latince söylediğimi farz edin. O yüzden geçici bir isim veriliyor. U, O gibi tuhaf isimler veriliyor. Sonradan arkadaşlar gerçek isimleri veriliyor. En son mesela 118 numaralı elemente Oganesson şeklinde bir isim verilmiş. Aslına bakarsanız ta 2006 yılında, yani 14 sene önce keşfediliyor ama periyodik cetveli işlenmesi yaklaşık olarak, daha doğrusu isminin verilmesinin tarihi 2-3 yıl öncesi. Çok da fazla geride değil. Evet, bu ek genel kültür bilgilerini de verdiğime göre bu kısmı da kapatacağım. Periyodik cetveli genel anlamlarıyla tanıdık. Şöyle bir bakıyorum, aklıma gelecek başka bir şey yok. S'leri, P'leri gösterdik. Şuradaki şeyleri göstermedim, pardon. Hemen onu da ekleyeyim. P bloğundan bahsederken P1 ile bitenler burada, P2 ile bitenler burada, P3 ile bitenler burada. Böyle devam ediyor. P6 ile bitenler burada. Burada helyuma dikkat etmenizi istiyorum sadece. Helyum P6 ile bitmiyor zaten. O kadar çok bahsedeceğiz ki unutmanız imkansızlaşacak. İkinci sayfada periyodik sistemin özelliklerinden devam edelim. Periyodik sistemin özelliklerinden ilki bize zamanında Henry Moseley tarafından hediye edilen deney. Neden hediye edilen dedim? Çünkü o deney sonucunda malumunuz artık periyodik cetveli atom numaralarının artışına göre sıralamaya başladık. Önceden kütle numarasıydı. Daha önce söyledim mi bilmiyorum ama satır aralarında size eski periyodik cetvellerin hangi kıstasa göre yapıldığını sorgulayabilirler, bunu sorabilirler. Eskiden kütle numarasıydı, şu an atom numarası. Gruplardan devam ediyorum. Bunlardan 8 tanesi A grubu, 8 tanesi B grubu. Bunların toplamında normalde 16 grup olması gerekirken 18 tane sütun bulunmakta. Bu fark nereden geliyor? Şurada tam yerini çizeceğim. 3 tane sütunun 8B grubu olmasından kaynaklanıyor. 3 tane sütun 8B olunca zaten 8 tane A, 8 tane B, 16, 2 de fazlalık var, 18 tane sütun eder. Bu 18 tane sütun 18 tane gruba çevrilmiş. Kim tarafından? IUPAC tarafından. IUPAC, Uluslararası Kimya Birliği diye kısaltarak tercümesini yapıyorum. Genelde Amerikalıların kullandığı sistem. Dünyanın geri kalanında genelde A'lı B'li sistem kullanırken Amerikalılar zaten malumunuz her türlü birimi kendi kafalarına göre değiştiriyorlar. Litre demiyorlar, galon diyorlar, santimetre demiyorlar, inç diyorlar. Burada da grup numaralarını A'lı B'li sistem olarak kullanmayalım. Onun yerine direkt 18 tane sütuna da numara verelim. 18 tane de grubumuz olsun diye bu şekilde düzenleme yapmışlar. Sadece periyodik cetvelde değil, mesela organik kimya 12. sınıf konusu gelecek sene. Orada da bileşiklerin adlandırılma sisteminde de müdahaleleri var. Dünyanın geri kalanı bir bileşiğe A derken onlar alternatif bir sistem getirip B demeye başlamışlar. Şimdi bizim sistemimizde 1A olan yer, bunlar da 2, birinci grup. Bizim 2A'mız bunların ikinci grubu. Bunlar direkt 3'ten devam ediyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10 bizim eski 8B'miz. 11, 12'de B gruplarını bitiriyorlar. Bizim 3A dediğimiz 13. grup. 13. grup. Şöyle 14, şöyle 15, 16, 17, 18 diye bitiriyorlar. Yani bizim 8A dediğimize 18. grup ismini veriyorlar. A grubu elementlerine baş grup denir. Bazen sorularda şöyle başlıyor. Diyor ki falanca element bir baş grup elementidir. O zaman diyeceksiniz ki A grubu elementi. B grubu elementlerinden de yan grup olarak bahsedilir. Yan grup lafını pek duymazsınız ama baş grubu kesinlikle duyarsınız. Dediğim gibi sorularda baş grup elementi dediği zaman A grubu elementlerinden bahsettiğini düşünün. Yani işin içine çok da fazla istisna karıştırmayacağınızı da orada idrak edersiniz. Aynı grupta olanların kimyasal özellikleri benzerdir. Evet, aynı grupta olanları biz genelde kimyasal özellikleri benzer şeklinde yorumlayacağız. Zaten aynı gruba koymamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Buna istisna olarak hidrojeni vereceğiz. Hidrojen 1. Hidrojen kendisi bir ametaldir. Ama metal grubundadır. 1A grubunda. Akrabalarından uzakta oturur. Bir önceki sayfadaki periyodik cetveli hatırlarsanız sanırım yeşil renklemeye gösterdiydim ametalleri. Ametaller sağ tarafta yoğunlaşmışken hidrojen bunlardan tamamen sanki küs gibi uzakta oturuyor arkadaşlar. Bu tamamen hidrojenin proton sayısıyla alakalı. Elektron dizilimini yaptığınız zaman zaten 1s1 diye yapıyorsunuz. S bloğuna dahil olması gerekiyor. Dolayısıyla o köşede çıkıntılık yapıyor. Bir diğer çıkıntımız da helyum. 2 numaralı. O da diğer istisnai durum. Bu arada sağ tarafta hani merdiven var demiştim. Aşağı yukarı merdiven olduğunu bilin. Koordinatları çok önemli değil. Bu merdiven tarafında da aslında bakarsanız sıkıntılar mevcut. Ama bunlar ÖSYM'nin sorgulayacağı kadar önemli değil. Ametalle başlayıp yarı metalle devam edip metalle biten gruplar var. Dolayısıyla biz bu gruplara tamamen ametallerden oluşuyor şeklinde yorum yapamıyoruz. Dolayısıyla aslında onlar da istisna olarak yazılabilir. Ama tekrar söylüyorum, ne Milli Eğitim ne de ÖSYM bunu size sorgulatmaz. O yüzden çok da önemsememek gerekiyor. Aynı grupta olanların değerlik elektron sayıları aynıdır. Şimdi değerlik elektron sayıları genelde grup numarasına eşitti zaten. Grup numarası değerlik elektron sayısı demekti. Biz atom konusunda öyle söylemiştik. Buradaki istisna periyodik cetvelin diğer çıkıntısı. Yani helyum. 2 numaralı helyum. 2 numaralı helyumun değerlik elektron sayısı 2 iken 8A'daki diğer akrabalarının, diğer soy gazların değerlik elektron sayısı 8'dir. Bunun da sebebi yine helyumun sadece 2 tane protona sahip olması, 2 protondan dolayı 1S2 ile bitmesi. Dolayısıyla S bloğuna dahil olacak. Az önce de bunu belirtmiştik. S2 tek bir katmanı var. Değerlik elektron sayısı da otomatikman oradaki 2 elektron. Yani bu adamın 2, akrabalarının 8. Periyodik cetvelde 2 tane çıkıntı var. Biri hidrojen, diğeri helyum. Onların da sebeplerini burada size söylemeye çalıştık arkadaşlar. Burada B gruplarını işin içine almıyorum. Onları sokarsanız ortalık zaten panayır yerine döner. Çok da önemli değil. Bu değerlik elektron sayısı mevzusunda. Zaten atom konusunda çalışırken de ben size bir yöntem önermiştim. Ama değerlik elektron sayısı 8'den fazla olamayacağı için aslına bakarsanız çok da önemli değil. D bloğunun, B gruplarının değerlik elektron sayısı çok da fazla sorgulanmaz demiştim. Şimdi yandaki tabloda arkadaşlar, kendi sistemimiz IUPAC sistemiyle karşılaştıracağım ve buradaki grup isimlerini söyleyeceğim. Grup isimleri de önemli çünkü sorularda alkali metaller için diye başlayabilir soru. Sen alkali metallerin 1A grubu olduğunu bilmek zorundasın. Evet, şurada bir düzeltme daha yapacağım. Gene bir eksik var. Şöyle. Devam ediyorum. 1A grubu. 1A grubu yeni sistemde birinci gruptur. İsmi alkali metaller. Hidrojen hariç alkali metaller diye isimlendirilir. Sorular. Eğer 1A grubu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklindeyse hidrojeni dahil ederek cevaplayacaksınız. Ama soru alkali metaller için hangisi doğrudur şeklinde sorguluyorsa hidrojeni dahil etmeden soruyu çözeceksiniz. Kesinlik isterse zaten iki alternatifi de düşünmek zorundasınız. 1A grubunun ismi alkali metaller. 2A grubu IUPAC sisteminde ikinci gruptur. Toprak alkali metaller. Burada alkali kelimesi arkadaşlarım bazik demektir. Zaten biz metaller için geçen sene 10. sınıfta asit baz tepkimelerinde metaller için baziktir demiştik. Bazik metaller. Türkçeleştirirsem bazik metaller. Alkali kelimesi günlük hayatta da bazı yerlerde kullanılıyor. Alkali su deniyor mesela. Alkali su bazik su demektir. pH'i yüksek su demektir. 2A'da toprak alkali metal. 3A grubu, pardon 3B grubundan devam edelim. Şuradan sırayla gideceğim şöyle. 3B grubu, yani B grupları komple bakın şu şekilde. Bunların hepsine geçiş metaller diyoruz. Özel isimleri yok. Ağır metaller diyoruz veya direkt 3. 4. 5. 6. diye devam ediyor. Yani şuraya kadar numaralarla, grup numaraları IUPAC sistemiyle uyumlu. 8B 3 tane biliyorsunuz. 8, 9, 10. grup şeklinde isimlendiriliyor. Sonra 1B ve 2B'ye döndüğümüz zaman 11 ve 12. grup diye sonlandırıyoruz mevzuyu. Bizim için önemli olan kısım aslına bakarsanız A grupları. Periyodik cetvel sorularında şöyle bir mevzuyla karşılaşabilirsiniz. Periyodik cetvelde 13. grup elementi olan X için diye başlar. Yani 13 şimdi söyleyeceğim. 3A grubu demek. 3A grubu demek. Bunu sorgulayabilir. Ama periyodik cetvelde 9. grup elementi. IUPAC sistemine göre 9. grup elementi. Sen 3 ile 12 arasında D bloğu var desen yeterli. Onu bilmen kesinlikle işini görecektir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Özel bir şekilde sana bunu sormaz. 9. grup hangi grup diye sormaz. Ama 13. grup yani A kısmı, A elementleri, A grubu elementleri sorgulanabilir. O yüzden siz 13. grubun 3A grubu olduğunu bilseniz çok iyi olacaktır. Bu da toprak metalleri diye geçer. Toprak metalleri. 4A grubu 14. grup karbonla başladığı için karbon grubu elementleri diye geçer. Özel ismi istiyorsanız, özel isim istiyorsanız karbon grubu elementleri. 5A grubu 15. gruptur IUPAC'a göre. Azotla başladığı için azot grubu elementleri diye isimlendirilebilir. 6A grubu 16. gruptur. Oksijenle başladığı için oksijen grubu elementleri. Daha da özel ismi kalkojenler diye geçer arkadaşlar. 7A grubu 17. grup IUPAC'a göre. Bunu duydunuz daha önce. Halojenler. Halojenin tuz yapıcı şeklinde bir Türkçeleştirilmişi var. Tuz yapıcı anlamına gelir. Ve az solistlerimiz en sonda 8A grubu 18. grup soy gazlar veya asal gazlar şeklinde isimlendiriliyor. 9. sınıfta biz size 4, 5, 6'yı vermemiştik. 1A, 2A, 7A, 8A bir de 3A. Yani 5 tane grubun isimlerini sorgulamıştık. Ama şimdi bunların hepsini bilmemiz icap ediyor. Ama unutma lüksünüz varsa bir şeyleri unutacaksanız 4, 5, 6'yı unutabilirsiniz. Ama diğerlerini kesinlikle unutmayın. Grup isimleri de bunlar arkadaşlarım. Sınavlarda, testlerde direkt belki sana 7A grubunun ismi nedir diye sormazlar. Basit kaçar ama olası okul sınavında grup isimleri nedir diye belki hocanız sorgulayabilir bunu. 3. periyot. Periyot mevzusu. Periyot mevzusu yukarıdan aşağı dikey sütunlu. Yanlış yazmışım. Niye? Bunu da yanlış yazmışım ben. Evet, bunu yanlış yazmışım. Diğerinden kopyala yapıştır herhalde mi? Yapıştır yaptım herhalde. Soldan sağa yatay sıralar. Periyodik sistemde soldan sağa yatay sıralardır periyotlar arkadaşlarım. 7 tane periyot bulunuyor. Bunlar enerji seviyesi anlamına da geliyor bizim atom konusunda gördüğümüz. Aynı periyotta bulunanların en dıştaki orbitallerinin baş kuantum sayıları eşittir. O cümleyi bir daha okuyayım. Çok karışık bir cümle. Aynı periyotta bulunanların en dıştaki orbitallerinin baş kuantum sayıları eşittir. Normalde arkadaşlar en dış orbital en yüksek enerjili orbital. Dolayısıyla sıkıntı yok. Ama B gruplarında malumunuz hatırlatayım 4S 2, 3D, 5 ile bitiyor mesela diyelim. Bu adamın en dıştaki orbitali 3D, dikkatinizi çekiyorum. 3D. Bunun baş kuantum sayısı 3. Yalnız bunu ilerleyen kısımda göreceksiniz. Periyodu 4 çıkacak. Ama A gruplarında direkt mesela atıyorum 3S2, 3D, 3P, 3 ile bitiyor diyelim. Bunun en dıştaki orbitali 3P'dir. Bunun baş kuantum sayısı 3'tür. Göreceksiniz ki periyot numarası da 3 çıkacak. Yani A gruplarında en dıştaki orbitalin baş kuantum sayısı periyot numarasına eşit çıkıyor. Ama B gruplarında en dıştaki orbitalin baş kuantum sayısı periyot numarasının bir aşağısı çıkıyor. Zaten D bloğunu çalışırken, yan tarafta çalışırken arkadaşlar göreceksiniz. Bu da ufak bir istisna olarak verdik. Buna dikkat edelim. Periyodik sistemde yer bulmaya geçiyorum. Periyodik sistemde yer bulma arkadaşlar 3 farklı sistemde önereceğim size. Bunların 2 tanesi pratik, bir tanesi uzun. Asıl bu 11. sınıf konusu olan. Başlamadan önce şöyle bir tavsiye vereyim. Eğer sorguladınız, bakın test çözerken söylüyorum bunları. Okul sınavında hoca sizden periyodik sistemde yerini bul dediği zaman eski sistemi kullanmayın. Yani 9. sınıf TYT kısmını kullanmayın. Yeni sistemi kullanın demek isteyecektir. Çünkü 11. sınıf sınavı bu. Ama TYT veya AYT fark etmez. Herhangi bir şey çözüyorsunuz. Pratik olmaya ihtiyacınız var. Hızlı olmalısınız. O zaman eski sistemi 1.20 arasındaysa element kullanmanızı tavsiye ederim. 1.20 arasındaysa. 21-30 hatta 30-38'e kadar yazmıştık ya. Yeni sistemi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü eski sistem patlar. Yani patlamaz aslında. Onun da belli bir mantığı var da. Atıyorum 20-30 numarayı eski sisteme göre açabilirsiniz ama kafanızı karıştırır. Hiç gerek yok. Hızlı olmak çünkü amacımız. 21-38 arasında bu SPDF yöntemini kullanabilirsiniz. 38'den daha büyük sayılar için de soy gaz numaraları sistemini kullanmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bu tamamen test için söylüyorum bunları. Test çözerken söylüyorum. 11. sınıf yazılısına, sınavına girdiğiniz zaman yeni sistemden başkası yalan. Evet, eski sistemi hatırlatalım. Geçmişte kaldı zaten. TYT için lazım. Arkadaşlar malumunuz 2-8-8-2 diye açıyorduk. Atıyorum hemen 1-2 örnek verelim. 12 magnezyumu açtığınız zaman 2-8-2. Burada yapmanız gereken şey şu. Katman sayısı size direkt periyot numarasını verir. Son katmandaki değerlik elektron sayıları, yani değerlik elektron sayısı size grup numarasını verir. Ancak A cinsinden verir. B gruplarını bu sistemde boşuna sorgulamayalım. İnanılmaz derecede kafanızı karıştırır. Buradan nasıl bir sonuç çıkıyor otomatikman sevgili arkadaşlarım? 3 tane katman olduğu için 3. periyot. Değerlik elektron sayısı 2 olduğu için 2A. Burada helyuma dikkat etmek yeterli. Normalde sisteme göre 1. periyot 2A gibi bir şey yazıp 1. periyotta 2A olmadığını, helyumda 8A olduğunu hatırlayın. Bu da istisnai durumdu. Şurası boş kalmasın. Bir tane daha yapayım. 19 potasyum olsun. 2, 8, 8, 1, 4. periyot 4 katman var. Değerlik elektron sayısı 1, 1A. Dediğim gibi test çözüyorsanız 20'den aşağıdaki elementlerde kesinlikle eski TYT sistemini, 9. sınıf sistemini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim asıl önemli mevzuya. Önemli mevzumuz şu. Yeni sistem SPDF. F ile çalışmayacağız, merak etmeyin. SPD ile çalışacağız sadece. S'den başlayalım isterseniz. S'den başlayalım. Arkadaşlar elektron dağılımınız. Tabii periyodik sistemde yer bulacaksanız bunu söylemedim. Gerek duymadım gerçi de. Proton sayısına göre elektron dizilimi yapacaksınız. Yani nötr atomun elektron dizilimini yaparsanız zaten o proton dizilimi gibi bir şey olur. Proton sayılarına göre dizilim yaparsınız. Direkt proton sayısına göre yer bulacaksınız. Bunu söylemeye gereği duymamıştım ama not olarak gene oraya ekledim. S ile bitiyorsanız arkadaşlar ya S1 ile bitersiniz ya da S2 ile bitersiniz. S1 ile bitiyorsanız 1A grubusunuz. S2 ile bitiyorsanız 2A grubusunuz. Yani S'nin üzerindeki sayı direkt değerlik elektron sayısıdır zaten. O sizi grup numarasına A cinsinden götürür. Baştaki N sayısı, bu N sayısı arkadaşlar periyot numarasıdır. Periyot numarasıdır. Örneğin 13 alüminyum 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Arkadaşlar hemen, çok pardon, 13 alüminyum oldu. 13 alüminyum olmaz. P ile bitti. Bugün biraz şaşkınım ben arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bu notları da gece hazırladım. Aynı anda kafamda 40 tane tilki dolaşıyordu. Bir yandan video kurguluyorum. Bir yandan EBA derslerine giriyorum. Bir yandan not hazırlıyorum. 7 azot olsun. 7 azot diyorum. Uff. Vallahi bugün iyice saçmaladım. Sodyum 11 olsun. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. S1 ile bittiği için o tepedeki 1'i alıyorum. 1A grubu. 3S ile bitiyor. Baş kuantum sayısı 3. O yüzden 3. periyot 1A grubu. Burada dikkat etmemiz gereken şey helyumdur. 2 numaralı helyum. Onu da açtığınız zaman 1S2 sizin burada arkadaşlar sisteme göre şuraya 2A demeniz lazım. 2A demeniz lazım. Baş kuantum sayısı da 1 olduğu için 1. periyot olması gerekiyor. Ama az önce de söyledik, 1. periyotta 2A yok. Direkt 8A diye söylersiniz. Helyumun zaten soy gaz olduğunu hatırlarsınız arkadaşlar. Bununla ilgili başka örnek yapmaya gerek var mı? Basit bir örnek yapalım. S2 ile bir tane de yapalım madem. 4 numaralı berilyum. 1S2, 2S2. Burada tekrar söylüyorum. 2 ile bitti. 2A grubu. Katman sayısı, baş kuantum sayısı 2 olduğu için 2. periyot 2A grubu şeklinde söylüyorsunuz. P'ye geçiyorum. P'de 6 tane ihtimaliniz var. Çünkü P 6 tane elektron oluyor. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Yukarıdaki sayıyı direkt 2 ile toplayarak gideceksiniz. Artı 2 diyeceksiniz. 3A. Artı 2 diyeceksiniz. 4A. Artı 2, 5A. 6A, 7A, 8A. Zaten P bloğu sağ tarafta. Biliyorsunuz ki her P'den önce S geldiği için 1A ve 2A önceden rezerve edildi. S'ye rezerve edildi. P'ler 3. gruptan başlıyor. 3A grubundan başlıyor. Bunun başındaki baş kuantum sayısı, yani N sayısı da sizi direkt periyot numarasına götürüyor arkadaşlarım. Hemen örnek verelim. Alüminyum diyelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 şeklinde. Bunu hemen açtım. Son orbitaldeki sayıya bakıyorum. 1. 2 ile topluyorum. Neden 2 ile topluyorum? İşte şu sebepten dolayı. Aslında değerlik elektron sayısını alıyorum. Yani ne diyorum? 3A grubu. Son orbitalinin baş kuantum sayısı 3 olduğu için 3. periyot 3A grubu diyorum. 16 kükürt. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P 4 ile bitecektir. Son kısmı inceleyeceğim. Şurası bakın. 4, 2 daha 6. 6A grubu. Zaten P4'ü direkt 2 ile toplayın. P6'ya 6A'ya ulaşın demiştik. Baştaki baş kuantum sayısı da zaten 3 olduğu için 3. periyot 6A grubu olacaktır. Burada dikkat edeceğimiz sadece şu mevzu var. Mesela 1P yok. 1P yok. 1P ile ilgili yani olur da zannetmiyorum ama adamın 1P3 ile bittiğini falan 1P3 ile bittiğini söylerse ya dalga geçme insanla 1P olur mu şeklinde cevap verebilirsiniz. Yani ama dediğim gibi çok nadirdir. Yani öğrenciyi de bu kadar affedersiniz salak yerine koyacak bir soru beklemiyorum. P ile ilgili özel bir durumda zaten bulunmamakta. Bir örnek daha, son bir örnek daha yapalım bununla ilgili. Bu sefer yüksek bir şey yazayım. 32 Isparta Germanyum. Argon yazacağım uzun uzun yazmamak için. 4S2 3D10 30'a geldim. 18, 20, 30. Sonra da 4P2 ile bitiriyorum. Burada D'yi atlayarak söyledim. D kafanızı karıştırmasın diye. D artık bir sonraki sayfaya kalacak. Şimdi bakın burada 4P2 diyor. Son buna bakacaksın. P2 diyor. Şuradaki 2 ile toplayacaksın. 4A. En büyük baş kuantum sayısını alacaksın. Yani şurayı alacaksın. 4. periyot 4A diye işin içinden çıkacaksın. Peki. Bir de IUPAC sistemlerini hızlıca aradan çıkartayım. S1 ile biten IUPAC sistemine göre arkadaşlar 1. gruptur. S2 ile biten 2. gruptur. Bunları da verelim. P1 ile biten IUPAC sistemine göre 13. gruptur. 13. grup. 4A 14, 5A 15, 6A 16, 7A 17, 8A 18. gruptur arkadaşlarım. Bunlar için birazcık işin açığı ezber gerekecek. IUPAC için ezber gerekecek. Diğerlerinin gördüğünüz gibi belli bir mantığı var. Kendi içerisinde bir sistemi bulunmakta. Evet. P ile bitersek başımıza neler gelir? Cevabı buradaydı arkadaşlar. Sırada D bloğu var arkadaşlarım. D bloğunda nasıl yer bulacağız? Onu çalışalım. D bloğu. D bloğu malumunuz 10 tane elektron içerebilen yani D orbitalleri 10 tane elektron içerebilen orbitallerde. Dolayısıyla 10 farklı durum söz konusu. Burada birazcık ezber de yapılacak. Ama bunun da kendi içinde belli bir mantığı var. D1, D2, D3, D4. Bu 10'a kadar yazacağım. Üşenmeyip. D6. Çünkü hepsi farklı bir yere gidiyor. D8, D9 ve D10. Gördüğünüz gibi 10 farklı durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar periyodik cetveli hatırlamaya çalışırsanız 1A ve 2A'dan sonra 4. periyottan itibaren B grupları devreye giriyordu. Zaten ben artık S ve P'de A gruplarını çalışmıştım. Şimdi D'de ve F'de de B gruplarını çalışacağım. 1A ve 2A'dan sonra B grupları işin içine giriyor. Dolayısıyla D1'den başlayacağız. Yalnız yine kendisinden önce hani S2 bloğu olacağı için yine üstüne 2 ekleyerek işlem yapacağız. Yani 1'in üzerine 2 ekleyeceğiz ve diyeceğiz ki 3 ama B. Çünkü B gruplarına geçtim artık. Yine aynı şekilde arkadaşlar 4B 2 ekleyip 5B 2 daha ekliyorum. 6B 7B 8B deyip orada duruyorum. Neden? Çünkü biraz bahsetmiştik konunun başında. 8B 3 tane sütuna yayılabilen bir gruptu. 3 sütunda yer alıyordu. Dolayısıyla D6, D7 ve D8 8B olacak. 8 tane A, 8 tane B, toplam 16 grup ama 18 sütun var demiştik. Aradaki 2 fark buradan ileri geliyor diye hatırlatmıştık. Daha sonra arkadaşlar 8B'den üstü yok, yani 9B yok. Başa dönüyoruz. Zaten 1B ve evet 1B ve 2B'yi atlamıştık. Onları şuraya yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunları nasıl ezberleyebilirim? Şu şekilde. Genelde üstüne 2 ekleyerek götürebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken 3 yer var. D6, D7, D8. Hatta D6'ya da 2 tane ekliyorsunuz. D7, D8'i direkt 8B olduğunu hatırlasanız yetecektir. Daha sonra D9 ve D10'un da başa döndüğünü oraya da ekleyelim. 1B ve 2B şeklinde. Yani şu 4'ü birazcık ezbere gidecek. Ama baştakiler P'de olduğu gibi 2 eklenerek yapılıyor. Ama dediğim gibi B grubu olacak. Peki bunun başında baş kuantum sayısı yazarsa nasıl yorum yapacağım? Buraya bir N yazalım. Buradaki N baş kuantum sayısıydı. Bunu direkt periyot olarak yazmıyoruz. Burada dikkat etmem gereken bir yer var. Direkt periyot olarak değil, bunun bir fazlasını periyot numarası olarak yazıyoruz arkadaşlar. Bir fazlasını. Bunun sebebi nedir? Çünkü D'den önce mutlaka bir S geliyor. Mesela 3D'den önce 4S geliyor. 4S kaçıncı periyot? S'ye bakarsam 4. periyot. Aslında ben 4. periyoda geçmişim işte. Zaten bunlar nereden başlarlar? 4. periyottan itibaren başlarlar. 3D 4. periyot. 4D desem 5. periyot. Başka 5D desem 6. periyot diye bu şekilde ilerlerler. Peki hemen örneklerimizi yapalım. İlk örneğimiz ne olsun? Mesela 26 demirden başlayalım. Evet. Yine kısaca argon 18 yazarak başlıyorum. Devamında 4S2, 3D6 ile bitiriyorum. Bu argon 18 muhabbetini daha önce de söylemiştim. Bir kez daha hatırlatayım. Soran arkadaşlar oluyor arada. Buraya kadar argonun elektron diziliminin aynısını yazıyorum demek bu. Yani 18'e kadar geliyorum. 3B6'ya kadar geliyorum. Daha sonra üzerine devam ediyorum demek. Niye böyle yapıyoruz? İşin açığı kolaylık olsun diye. Özellikle test kitaplarında arkadaşlar yani baskı aşamasında, o grafik aşamasında büyük bir kolaylık sağlıyor zaten. 3D6'da bitirdim. Sonra diyeceğim ki D6 ile bittim. Üzerine 2 topluyordum. Zaten D6, D7, D8, 8B'ydi. Onu da şurada tekrar hatırlatayım. Yani bu arkadaşım 8B grubuna dahil olacak. Peki periyod için ne diyeceğim? 3'ün yani baş kuantum sayısının en dıştaki baş kuantum sayısının bir fazlası. Yani aslında şunu simgeliyor bu olay. Bunu kastediyorum. 4. periyot 8B diyorum. Kazara 3. periyot 8B derseniz zaten 3. periyotta B grubu olmadığı için hata yaptığınızı oradan çıkartabilirsiniz. Başka bir de şöyle bir soralım. Hangisini soralım? 24 kuramı soralım. Ya bu olmazsa olmaz. 24 ve 29 numaralar malumunuz olmazsa olmaz mevzular. Çünkü bunlar küresel simetriden hatırlayabileceğiniz üzere D4, D9 olayları, yani kendini D5, D10'a tamamlayan tiplerden bir tanesiydi krom. Kromu da yine argon 18 diye yazıyorum. 4S2, 3D4 yazıyorum. Sonra aklıma şu geliyor. Hoca ısrarla periyodik cetvelde değil, atomun yapısı konusunda şunu söylüyordu bize. 24 ve 29 numaralar denk geldiği zaman otomatikman siz nereye gidin? Bunu silip arkadaşlarım 4S1, 3D5 yapın. Ama bunu ne zaman yapın? Periyodik cetvelde yer bulmak istiyorsanız o zaman haricinde her zaman yapın. Cümleyi tekrar düzgün bir şekilde alıyorum. 4S1, 3D5'e normalde siz geçin. Zaten bunun temel hali budur arkadaşlar. Yeşille yazalım. Temel hali budur. Periyodik cetvelde yer bulma dışında hangi işlemi yapıyorsanız yapın. Bunu yazacaksınız. Ama o zaman da demiştim. Madem yerini bulacaksın. Orijinal. Yani hiç küresel simetriye uydurmamış şekliyle yapacaksınız. 4S2, 3D4 şeklinde. Buradan da yeri şu şekilde tespit edilecek. Burada D4 var bakın. D4 nereye gidiyordu? 6B'ye gidiyordu. Yani bu adam 6B grubu. 3. Başkomutanım sayısı 3. Bir önceki 4S'den de hatırlayacağım üzere üstüne de artı 1 ekliyordum. Yani 4. periyot 6B grubu. Benzer bir mevzuyu bir de 29 bakır için çalışalım. Yine hızlıca aynı şeyleri yazacağım. Argon 18. 4S2 3D9 yapacağım. S1D'ye 10'a çevirmeyeceğim ama. Çünkü benim amacım periyodik cetveldeki yerini bulmaktı. O zaman D9'da bitiyor. Hemen bakıyorum listede, bakın nerede? 1B'de. Yani bu adam 1B grubundadır. Kaçıncı periyottadır? Yine başkomutanım sayısı 3 olduğu için artı birini koyuyorum. 4. periyottadır. 4. periyot 1B. Bu ikisi önemli. Bunlardan sizi çok zorlamaya çalışırlar. Yoksa normal kuralı uygulayacağınız D bloğu elementleri size çok da zorluk çıkartmayacaktır. Sadece demeye çalıştığım, özellikle şu son 4, son 5 tanesini birazcık ezberlemek durumunda kalıyoruz maalesef. Bu ikisi önemliydi. Klasik bir soru tipi, bakın. Hemen araya sıkıştırayım. Ya da bunu bir sonraki sayfaya sıkıştırayım. Ben 1-2 örnek daha yapacağım. Bunu da şöyle verelim. Kaç olsun? 28 nikel. Argon yine 18. Daha sonra 4S2, 3D8. Normalde D'nin üzerine 2 ekliyordum. Aslına bakarsanız bakın D9'da da 2 eklediğimi düşün. 9, 2 daha 11. 1B. D10, 2 ekliyorum. 12, o da 2B. Yani oradan da anımsayabilirsin. D8'de eklemiyordum. Çünkü D6, D7, D8, 8B'ye ait oluyordu. Dolayısıyla ben direkt buna 8B diyorum. Periyodunda 4. periyot olarak yazıyorum. Peki, birazcık zorlamaya çalışalım. Yani hep aynı blokta gidiyoruz. Hep 3D'de gidiyoruz arkadaşlar. Farklı bir şey yapacağım bu sefer. Farklı bir şey yapacağım. Biraz büyük bir sayı seçeceğim. Seçiyorum. Gümüşü seçiyorum. 47 gümüş. Bu arada şunları düzeltelim. Tabii bunları ters yazdık. Nikel 28'de. Şunu da sileyim ki yer açılsın. Gümüş 47. Ya hocam, bu kadar yüksek sorulur mu? Sorarsa ne yapalım? Normalde arkadaşlar 1-2 sayfa sonra size yüksek sayılarla uğraşacağınız zaman soygaz numaralarını kullanmanızı tavsiye edeceğim. Şimdi gümüş 47. Ya hocam, ben 47'ye nasıl ulaşacağım? Normalde 18 argondur. 18 argondur. Bunun devamında 4S2, 3D10D'ye gider. İsterseniz öyle yapayım. Bildiğimizden başlayalım. Bu örnek biraz daha uç bir örnek arkadaşlarım. Testlerde çok da fazla karşınıza çıkmaz. Zaten birazdan da söyleyeceğim üzere yüksek sayı gelirse soygaz numaralarına mutlaka gidin diyeceğim birazdan. 3D10. Daha sonra 4B6 geliyor. 4B6 olunca 36 eder arkadaşlar. Yine bir soygazdasınız. Yani şu kısmı silip arkadaşlarım kısaca 36 kripton yazarsınız. Yani 36'dan devam et demeye getirir bu. Devam edelim. Bakın 4P6'dan sonra 5S2 geliyordu. Buraya kadar ezberlemenizi istiyordum ben zaten. 38'e kadar. 38'e kadar ezberlemenizi istiyordum. 5S2'den sonra sırada 4 var. 4D yazacağım. 38'den 47'ye kaç sayı gidiyor? 9. Demek ki bu adam 4D9'la gibi bitiyor. Demek ki küresel simetri esprisini yapan sadece krom ve bakır değilmiş. Bakın gümüş de çok iyi bildiğimiz bir arkadaş da aynı şeyi yapıyormuş. Hocam ben buna göre yapacağım değil mi? Evet, buna göre yapacaksın. Normalde temel elektron dizilimini sorarsa 5S1, 4D10 dersin. Ama periyodik cetveldeki yerini soruyor. O zaman D9'dan gideceksin. D9 buradan bakın 1B'ydi. Ve baş kuantum sayısı 4 olduğu için 5. periyot 1B. Şimdi tekrar söylüyorum, bu soru açıkçası testlerde karşınıza çıkabilecek nitelikte bir soru değildir. Neden? Yüksek bir sayı var. İşin içine 4D'yi falan getiriyor. Ben genelde testlerde kullanmanız için 5S2'ye kadar ezberlemenizi tavsiye etmiştim. Biraz yukarıya kaçıyor bu gümüş. Ancak biraz ufkumuzu genişletmek adına, yani kendimizi hep 3D, 4S2, 3D, 10'da kısıtlamayalım diye birazcık üstlerden bir sayı yazdım. Ama son kez söylüyorum, gümüş 47 ile ilgili bir şey bulacaksanız soygaz numaralarından yardım almanızı tavsiye ederim. Hatta birazdan da edeceğim. Bir sonraki sayfaya geçeceğim. Burada yerim yok. Şöyle yapalım isterseniz. Soygaz numaralı sistemi diye yeni bir başlık atmışım. Onu sol tarafa yapayım. Onu sol tarafa anlatayım. Sağ tarafa da kafamdaki örneği yapayım. Kafamdaki örnek şu arkadaşlar. Diyor ki bir X atomunun son derece klasik bir soru tipidir. Her test kitabında mutlaka görürsünüz. Bir X atomunun elektron dizilimi 3D5 ile bitmektedir. Buna göre 1. Atom numarası 25'tir. 2. Geçiş metalidir. 3. 6B grubundadır. Sorusu hangisi doğru, hangisi yanlış değil, hangisi kesinlikle doğrudur diye bir soru. Evet, bir kimya sorusu, özellikle periyodik cetvel sorusu ve kesinlik diyor. Kesinlik diyorsa arkadaşlarım cevabı 1-2-3 işaretleme konusunda tereddüte düşün. Yani 1-2-3 bulursanız dahi birazcık daha inceleyin. Çünkü kesinlik alternatif demektir. Yeni, ikinci bir alternatif durum, ikinci bir ihtimal demektir arkadaşlar. Peki biz burada yine ikinci ihtimali bulalım da bulmadan önce 3D5 ile bitmek için küresel simetrik mi olmalı? Bir kere küresel simetriktir. Yani şıklardan birini küresel simetriktir diye desem o da kesinlikle doğru olurdu. Yalnız 3D5'ten önce normalde 4S2 gelir. Hatta öncesinde de argon gelir. Yani bu şekilde arkadaşlar 25 numara eder. Yalnız küresel simetri muhabbetinden 4S1 3D5 ile de bitiyor olabilirsin. O da 24 numaralı krom atomu demektir. 3D5 ile bitmenin işte iki ihtimali var. Normali yukarıdaki 25 numara. Ama D5 sıkıntılı. Öncesinde S2 var. Eğer öncesinde S1 varsa, daha doğrusu evet öncesinde S1 varsa bu aslında nedir? Böyle değil. 4S2 3D4'tür. Periyodik cetvelde yer bulurken de aslına bakıyorduk zaten. Şimdi bu şekilde düşünelim. Bu şekilde düşünürsek atom numarası 24 de olabilir, 25 de olabilir. Geçiş metalidir. Bir kere D bloğuna denk geldin. Kesin. 6B grubundadır. Şimdi D4'e bakarsan 6B, D5'e bakarsan 7B. Bu da kesin değil. Hatta dördüncü bir şık da ekleyelim. Az önce arkadaşımın söylediği. Sıkıştırayım şuraya. Dördüncü öncül küresel simetriktir. Zaten D5 ile bitmekte. Küresel simetri demekte. Bu da kesin doğru. O zaman cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. 2 ve 4 olacak. Çok klasik bir soru tipi arkadaşlar. İki farklı durumu düşünmenizi istiyor bu soru. Soygaz numaraları sistemine diyorum. Bu başlığı ben kendim böyle yazdım. Pratik bir yöntemdir. Özellikle TYT, hatta AYT de diyebilirsiniz. AYT'de biraz daha orbitaller istediği için TYT dedim önce. Soygaz numaraları sistemi ne işe yarar? Arkadaşlar bu numaraları ezberlerseniz yüksek bir sayıyla karşılaştığınız zaman rahat edersiniz. Bu yüksek sayı çok da işin aslına bakarsanız gıcık bir yerde olmaz. Şimdi ben periyodik cetveli kabaca bir çizeyim. Hatırladığımız kadarıyla bir çizelim arkadaşlar bu cetveli. Şimdi şöyle güzel. Bu şekilde F'yi çizmiyorum aşağıya. F hakkında birazdan bir şey söyleyeceğim. Burada sağdaki 8A grubundaki numaraları bilmek lazım arkadaşlarım. Nedir onlar? Ezberleyeceğiz mecbur. 2, 10, 18, 36. Ben şurayı biraz temizleyeyim, yer açılsın. Heh. 36, 54, 86. Gördüğünüz üzere 6 tane periyodunkini çizdim. 7. periyot çok da önemli değil, lazım değil. Şöyle çizeceğim arkadaşlar. 7. periyodu ciddiye almadığım için şurada bir kesikli bir şey yapayım. Normalde burayı düz yapmıştım. Normalde de düz zaten. 7. periyottaki şuradaki kısımlar biliniyor. Artık işlendi de. Ben onu ezberlememeniz için çizmiyorum orayı. Şimdi bu sayıları ezberleyeceğim. Peki bu sayıları ezberlersem ne işe yarar? Bu sayıları ezberledikten sonra bu sayılara yakın, ki sorularda yakın verirler zaten. Yakın bir sayı verildiği zaman kolaylıkla periyodik cetveldeki yerini bulursunuz. Mesela ben size şimdi 56 numaralı baryum atomunun yerini soruyorum. Şimdi 56'ya kadar açabilirsin. Eğer vaktin varsa, ezber edebiliyorsan 56'ya kadar açarsın. Sonucunu bulursun. Ancak vaktim yok. Veya ezberlemedim. Veya üşeniyorum. Ne yapayım? 56'ya yakın bir sayı bulalım soygaz numaralından. 54. Güzel. 54 bakın kaçıncı periyotta? 1, 2, 3, 4, 5. periyotta. Güzel. 54'ten sonra ne gelir? Tabii ki de 55. Ancak 6. periyoda sarkar. Yani şuradan. Şöyle bir çizgi çekeyim şuraya. Kaç eder? 55, 56. Ne oldum? Ne oldum? Hocam 6. periyoda geçtim. Tamam, yazıyorum o zaman 6. periyot. Peki grubum ne oldu? Arkadaşlar 8A'dan sonra bir alttaki periyodun başına dönerseniz şurası 1A'dır tabii ki de. 1A 55'miş. 2A 56. İşte bu kadar. 6. periyot 2A. Hocam direkt bunu sorarlar mı? Valla sorma ihtimalleri çıkıyor. Yani testlerde karşınıza çıkabiliyor. En kötü ihtimalle baryum atomunun hangi grupta olduğu lazım olabilir. Ona göre soruyu devam ettirecek olabilirsiniz. Bu tarz ihtimallere karşı bu soygaz numaraları sistemini kullanmanızı tavsiye ederim. Veya ya oldu biri size 82 numaralı kurşun elementinin yerini soruyor. Tövbe estağfurullah. Yanlar can, sen 82 diye adama soramıyorsun tabii. Lazımsa bulacağız diyorsun. 82'ye kadar açmıyorum. Yakın bir sayı buluyorum. Onu da maviyle gösterelim. Yakın sayı 86 arkadaşlar. 86 nerede? 8A'da. 82'ye doğru ilerleyeceğim geriye doğru. 86'dan sonra 85, 84, 83, 82. Şurası kaç aydı? 8A'ydı. Geriye doğru sayıyorum. 7A, 6A 84, 5A 83, 4A 82. Evet. Burası da 4A. 6. periyottan ki soygazdan geriye doğru gittiğim için gene 6. periyodum. Olay bu kadar basit. Aslına bakarsanız 30'lu sayılarda da kullanabilirsiniz. Bir saniye. Dinliyorum. 75 deseydi mesela A bitiyor. A'dan sonra B'ye mi dönüyor? Abi 75 tehlikeli bir sayı. Niye tehlikeli bir sayı? Çünkü 75 6. periyotta şu civarlarda yer alıyor arkadaşlarım. Yalnız şurada bir problem var. Burada Lantan burası ve Aktinyum. B grubu değil mi? B grubudur. Yalnız bak 57 numarayla başlayan lantanitler serisi var burada. Dolayısıyla 75 57'den sonra geliyor. Sen bak 56, 57, 58, 59 diye sayarsan 75 yer kalmaz. Şu arada 14 tane element vardır. O sayı o yüzden sıkıntılı bir sayı. En fazla, en zor bu yazdığım sayılardan gelecektir. Daha da fazlası olmayacaktır. İşin içine lantanitleri ve aktinitleri sokmazlar. Hocam o 70'ler falan nerede? 14 tane varsa arada. İşte 75 burada tam. Çünkü 57'den sonra lantanitler başlıyor. 14 tane 71'e kadar geliyor. 71'den sonra devam ediyorum. Bak aşağı yukarı yerini söyledim sana. 57-71 arası burası. Öteki de kaçtı? 89'la 103 arasıydı. 89'la 103 arası da Aktinyum. Yani bu aralarda sayılar size sorulmaz. Bakın en zor gelecek kısım burası. En zor. Şu sayılar. Daha fazlası değil. Veya 33'lü bir sayı geldi. Mesela 33 gelebilir. Onu daha mantıklı. 33 numaralı arsenik elementi. Hemen 30, normalde 33'e kadar açabilirsiniz. Ezbere biliyorsunuz ama vaktim yok diyorsan 36'dan geriye bir zahmet sayacaksın. 36 8 aysa evet 4. periyotta kalacaksın ve geriye doğru saydığın için 8A'dan 5A'ya kadar ilerleyeceksin. Tabi burada tekrar söylüyorum elektron dizilimini direkt açarak bulma alternatifinizde bulunmakta arkadaşlarım. Evet bu kadar ayrıntı yeter. Ben bir lantanitler ve aktinitler arasında bir şey söyleyecektim. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar lantanitler 6. periyotta az önce söylediğim 59-71 arasındaki tipler bunların hepsi 6. periyot ve 3B grubu kabul edilir. Alttaki aktinitler de 7. periyottadır. Onlar da yazdığım gibi 89-103 arası. Onlar da 7. periyot 3B olarak alınır. Yani 14 elementin birden periyodik cetveldeki yerini bu şekilde söylersiniz. Böyle soru geliyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. En fazla lantanit ve aktinitlerin ne olduğu, nerede olduğuna dair sorgulama olur da yerlerine kadar işin açığı biraz ayrıntı oluyor, sorulmaz. Periyodik cetvelle ilgili örnek sorularımızı hazırladık. Şimdi ilk bölümle ilgili çözeceğiz tabii bunları. Yani periyodik sistemin genel özellikleri, periyodik sistemde yer bulma. Bu iki kısımla ilgili kullandığımız yayın yine 11. sınıf ders işleyiş modelleri Aydın Yayınları'nı. Direkt kitabı yansıtmak yerine yan olsun diye ayrı bir dosya halinde hazırladım arkadaşlarım. Modern periyodik sistem birinci sorudan başlayalım. Modern periyodik sistemle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı toplam 18 tür grup bulunur. Bizim dikkat etmemiz gereken ince bir detay var burada. Tür diyor arkadaşlar. Tür demek A veya B'yi kastediyor. Yani 2 tür grup bulunuyor. Tabi burada ince bir detay dedim. 18 grup bulunur şeklinde okursanız buna doğru deyip geçebilirsiniz. Tabii böyle bir ihtimale karşılık yine diğer şıkları da hızlıca geçmek lazım. SP, DF olmak üzere 4 bloktan oluşuyor. Evet. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir. Genellikle demeseydi problem vardı. Çünkü helyum istisnası var. Genellikle dediği için ben bunu yine kabul ediyorum. 4. periyotta 18 tane element bulunur. Arkadaşlar 4. periyotta bizim şu anda 4S, 4P orbitallerimiz vardır. Bir de 3D bulunur. D bloğu hatırlıyorsanız artı 1 yazıyorduk periyot numarasını bulmak için. 3D vardır. S'de 2 tane, P'de 6 tane, D'de de 10 tane. Toplam kaç tane ediyor zaten? 18 tane element oluyor arkadaşlarım. Edirne şıkkı aynı periyotta bulunan elementlerin en büyük baş kuantum sayısı aynıdır. Şimdi bakın. Hepimiz 4. periyottayız. Denizli şıkkını tekrar açayım. Hepimiz aynı periyottayız. 4S ile de bitsek, 4P ile de bitsek, 3D ile de bitsek hep aynı periyottayız. Bana burada baş kuantum sayıları aynıdır lafını söyleseydi ben derdim ki 3D ile bittiğim zaman baş kuantum sayım 3 oluyor. O yüzden yanlış bir şık. Ama özellikle en büyük olduğunu söylemiş. O yüzden doğru. Zaten 3D ile bitenin en büyüğü yine kendinden önceki 4S'dir. Dolayısıyla yine 4'ü alırsınız arkadaşlarım. Bir sonraki soruya atlıyorum. Diyor ki atom numarası bir soygazdan 3 fazla olan bir element için hangileri doğru olabilir? Olabilir veya kesinlik sorularında dikkat etmeniz gereken şey birden fazla alternatifin bulunabileceği. Dolayısıyla en az 2 ihtimal söz konusu. Bu 2 ihtimali bulun. Siz kendiniz tek bir ihtimal üzerinden devam etmeyin. O zaman zaten kesinlik bulamazsınız. Şimdi bakın burada şurada bir tane periyodik cetvel çiziyorum kabaca ve size diyorum ki şuradaki soygazsınız. X dedim buraya. Bunun 3 fazlası bakın 2. periyottaydı bu arada. 1, 2 şuraya da nokta koyayım. 3. Nereye tekabül ediyor? 3A'ya. Hocam alternatif demiştin. Alternatif nedir? O da şu olacak. Mesela sizin soygazınız burada diyelim. Yaklaşık 4. veya 5. periyotta. Hatta 5. periyotta. Bunun 3 fazlası. 1, 2, 3. Bakın nereye geldi? B'ye geldi. Yani 3B. 3A veya 3B'siniz. Soruyu da ona göre çözeceksiniz. Baş grup elementidir lafı A grupları için söylenir. Bizim B olma ihtimalimiz de var. İşaretledim. Geçiş elementidir. Geçiş elementi B grupları için geçerli. O zaman olabilir. Bakın olabilir diyorum. Kesin demiyorum. S bloğundadır. Şimdi arkadaşlar burası D kısmı, burası P kısmı. Hiç S'ye denk geliyor mu? Denk gelmiyor. Çünkü zaten S'de 2 tane var. Soygazdan 3 ilerlerseniz bu S bloğunu komple aşarsanız dolayısıyla S bloğunda olamazsınız. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Kesinlik sorsa zaten hiçbiri olmayacaktı. Olabilir diyor. O zaman cevabımız 1 ve 2. Periyodik sistemle ilgili S ve P bloğunda bulunan elementler baş grup elementleridir. Aynen öyle. S ve P sizi A gruplarına yönlendiriyordu. D ve F de B gruplarına yönlendiriyordu. Dolayısıyla bu doğru mudur? Doğrudur. Aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları genellikle aynıdır. Bak. Gene genellikle dedi. İçimin yağları dedi. Eğer genellikle lafını çıkarsak bu sorudan bu sorunun bu şıkkı yanlış olur. Çünkü aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları kesinlikle aynı değil. Genellikle aynı. Helyum istisnasından dolayı. İlk 3 periyotta geçiş elementi bulunmaz. Geçiş elementleri malumunuz arkadaşlar 3D'den başlıyor. 1D ve 2D yok. 3D. 3D'de periyodik cetvelde 4. periyoda tekabül ediyor. Neden? Geçen ders hatırlarsanız D ile bittiği zaman şuradaki baş kuantum sayısına +1 eklerdik. Yani 4. periyottan başlar. İlk 3 periyotta kendisi yoktur arkadaşlarım. Yani geçiş elementleri yoktur. 4. soru. Periyodik sistemle ilgili bakın çok güzel bir soru aslında. Neden? Çünkü periyodik cetvelin genel olarak şekil şemali ile ilgili bir soru. O yüzden yanınızda periyodik cetvel yoksa hatırlamaya çalışmanız gerekecek. Yani test çözüyorsun diyelim. Yan sayfada boş bir periyodik cetvel vermiş. Oradan kopya çekebilirsin. Gözün kayabilir. Ama ya yoksa hatırlamaya çalışacaksın. Bakalım şıklar ne? Şıklar ne? O kadar zorlayıcı şıklar var mı? Bir kontrol edelim. Bir de her zaman demiş. Periyodik cetvelin en sevdiği soru tipi. Kesinlik, olabilirlik, her zaman gibi ifadeler bu tarz testlerde yani periyodik cetvel testlerinde mutlaka karşınıza çıkacaktır. Her soy gazdan önce bir halojen gelir. Arkadaşlar her soy gazdan önce bir halojen geliyor mu? Gelmiyor. Örnek helyum. Helyum 2 bir soy gaz. Onun bir öncesinde kim var? Hidrojen var. Hidrojen bir halojen mi? Hayır. Hidrojen bir alkali metal. Bir A grubu. O zaman her zaman değil. Aynı periyotta yer alan 2A ve 3A grupları elementlerinin atom numaraları arasındaki fark 1'dir. Eğer ilk 2 periyottan bahsediyorsanız ben yine isterseniz çizeyim buraya görsellik katmak için. Hani görelim de öyle ezbere iş olmasın. Şöyle basit bir şekilde çizmeye çalıştım arkadaşlarım. Bana diyor ki bu arada helyum buradaydı. Bakın helyumdan bir önce kimse yok. Yani halojen kısmında kimse yok. 7A grubu yok orada. Bana diyor ki 2A ile burası 2A. Burası 3A. Arasındaki fark 1'dir. Evet. Burada 1. Burada da 1. Ama şuradaki 2A ile buradaki 3A arasında arkadaşlar 10 tane geçiş elementi var. O zaman kesin değil. Her zaman değil. 4. periyottan itibaren bu cümle yanlış oluyor. Soygazların değerlik elektron sayısı 8'dir. Evet 8'dir. 8A'dır çünkü. Kim hariç? Helyum. Helyum gördüğünüz gibi hidrojen, helyum bunlar periyodik cetvelin çıkıntıları. Çıkıntılık yapmaya devam ediyorlar işte. Geçiş elementleri D bloğunda yer alır. Geçiş elementleri D bloğunda yer alır. Doğru arkadaşlar D bloğunda kimler var zaten? Kimler var? Zaten geçiş elementleri var. O yüzden doğru diyebilirsiniz. Her periyot bir alkali metalle başlar. Eğer her periyot bir A grubuyla başlar dese başımın üstünde yeri var. Ama ne diyor? bir alkali metalle başlar diyor. Alkali metal arkadaşlar adı üstünde metal olacak. E hocam biradakiler metal değil mi? Hidrojen hariç. Hidrojen bir ametaldi. İşte çıkıntılık yapıyor. Burada da bir çıkıntılık yapmış işte. Hidrojen bir ametaldir. Dolayısıyla alkali metal denmez hidrojen arkadaşlar. Zaten konumuzun ikinci kısmında biz grupların özelliklerini incelerken 1A grubuna geldiğimizde ısrarla hidrojen istisnasından bahsedeceğiz. Mesela bir soru alkali metaller için hangisi doğrudur şeklinde başlıyorsa hidrojen hariç cevap vereceksiniz. Ama bir soru 1A grubu için hangisi doğrudur derse hidrojen dahil cevap vereceksiniz. İnce bir detay. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. 5. soruda periyodik cetvelden bir kesit verilmiş. Buna göre X, Y, Z elementleri nedir? Z, X ile aynı periyotta. Periyot biliyorsunuz yan. Yani şurası. Aynı periyotta mı? Evet. Z, Y ile de aynı grupta mı? Evet. Grup, dikey, periyot, yataydı. O zaman tabii ki de doğru bir laf. Atom numarası en küçük olan X'tir. Atom numarası dediğimiz şey aslında periyodik cetvel özelliklerinde de söyleyeceğiz. Atom numarasına göre zaten sıralama yapıyoruz. Periyodik cetvelde sağa ve aşağıya sürekli artarak giden bir mevzudur. Buna bakarsanız en büyük olan Z, sonra Y, en küçük olan da sonra X. Çok pardon. Şurayı geri alayım. Sırayla gidiyorum. X, en küçük olan da Y'dir. Burada bana en küçük olanı X demiş. Hayır, X ortadaki. Atıyorum burası mesela kaç olsun? Periyodik cetvelin 18 değil de 10 numarası olsun. Küçük bir sayı verelim. Y mesela 10 numara diyelim. Z hemen altındaki soygazdır 18. X de 17'dir. Bakın bu sıralamaya göre bu sayılar uyumlu. Y ve Z'nin kimyasal özellikleri aynıdır. Y ve Z'nin aynı grupta olduğunu söyledik. Aynı grupta olanların kimyasal özelliklerine de biz ne dedik? Aynıdır demedik. Benzerdir dedik. Aynı olursa aynı atom olursun. Aynı atom değilsin, aynı element değilsin sen. Sadece akraban bu senin. Kimyasal açıdan benziyorsun. Burada aynıdır demiş, direkt oradan gitti. Ha benzer deseydi sorunun altında ben kesinlik istiyor mu, istemiyor mu onu bir kontrol ederdim. Kesinlik istemiyorsa doğru derdim. Kesinlik istiyorsa kesin değil derdim. Tabii ki çünkü kesinlik istiyor, kesin değil diyeceksin. Orada ikinci bir ihtimali düşüneceksin. Devam edelim. Bir sonraki sayfamda. Ne var? Atomun yapısıyla ilgili bir kısım var. Periyodik cetvelle birleştirmişler. Bakın. XO3 eksi 3 iyonundan bahsediyor. Yine hatırlayacağınız üzere atom konusunu anlatırken veya TYT derslerine gelen arkadaşlarım varsa onlara da ben bu kısmı hatırlattım. Bakın bunlara çok atomlu iyon denir. Eksi 3'ünü tepeye attım. Neden tepeye attım? Ayrı tutacağım. Buradan bana verilen bilgilerden 40 elektron olduğunu şuraya işaretledim. Yine normal atomun temel tanecikleri sorusu çözermiş gibi şöyle oklarımı da atıverdim hemen. Zaten parantez içine almamın mantığı da bu. Tek bir atommuş gibi muamele edeceğim. Şimdi 40 tane elektron varsa ok işaretlerini takip ederek giderseniz sizin proton sayınız 37 yapar arkadaşlar. Eksi 3, 40 da 37. Yani burada toplam proton sayısı 37'dir. Bize X elementinin yerini sorduğu için X elementinin proton sayısına ihtiyacımız var. Ona gidecek yol da toplam proton sayısından oksijeni çıkarmaktır. Şöyle ki burada bir tane X var. X'in protonu artı 3 tane oksijen var. Oksijenin protonu eşittir toplam proton sayısı. Şöyle artı diyelim. X'in proton sayısı zaten aranan şey. Oksijenin proton sayısını parantez içinde vermiş. Atom numarasını 8. 8 kere 3 24 eşittir. Toplam protonu da 37 demiş. Buradan arkadaşlar X'i çektiğiniz zaman 13. Yani biz 13 numarayı arıyoruz. Eğer bir denemedeyseniz veya ÖSYM'nin sınavındaysanız direkt bu 13'ü arkadaşlar siz 2, 8, 3'ten çünkü A grubu 2, 8, 3'ten direkt 3. periyot 3A grubu diye işaretleyin. Ama 11. sınıfız daha bu SPDF'leri yeni sindiriyoruz. O yüzden oradan gidelim. Oradan da çözelim derseniz ki mesela okul sınavında 13 numaranın yerine hoca size sorduğu zaman 283 yazarsanız der ki size bu ÖSYM'nin sınavı değil, bu bir test kitabı değil, bu bir deneme sınavı değil, bu okul sınavı. Dolayısıyla SPDF yöntemiyle açıp öyle bulmanı istiyorum şeklinde size bir cevap verebilir sevgili hocanız. Peki burada açtım. P ile bitiyor. P ile biten neydi arkadaşlarım? P ile biten A grubuydu. Evet. Üstüne 2 toplardım. Şuradan kalemi seçeyim tekrar, pardon. Şuradan üstüne artı 2 dedim. 3A grubu dedim. Şuradaki baş kuantum sayısı da zaten 3. periyot demekti. Gördüğünüz gibi aynı cevabı aldım. Tekrar söylüyorum. Hız önemliyse, yani bir deneme veya ÖSYM sınavındaysanız 20'den aşağısını eski sistemle yapın. İşte bundan çekinmeyin arkadaşlar. İkinci soru. 24X, yani bizim meşhur kromumuz. İşin içinde kesin bir pislik olacak. Aslında pislik deyip de çok da kötü konuşmayalım. Sanki çok kötü bir şeymiş gibi söyledim. Sizi kandırabilecek, dikkat etmezseniz sizi başka yönlere çekebilecek bir soru. Ve atom numarası 24. Argon 18 ile başladım kısaca. İster üşengeçlik deyin, ister pratiklik deyin arkadaşlar. Argona kadar yazabiliyorsanız, onu yazabiliyorum ben, biliyorum 3P6'ya kadar yazmayı diyorsanız, hiç çekinmeden hız kazanmak adına Argon 18'i böyle işaretleyebilirsiniz ki bu bence okul sınavlarınızda da geçerli olabilecek bir olay. Böyle yazarsanız da bence hocanız kabul edecektir. Çünkü bir yanlışlık yok bunda arkadaşlar. 4S2 3D4. Tabii ki bu böyle olmaz. Periyodik cetveldeki yerini bulacaksan direkt şunu 2 ile toplayıp 6B, baş kuantum sayısına 1 ekleyerek şuradaki 4'ü kastederek de 4. periyot. 4. periyot 6B'dir. Bunun dışında ne işlem yapacaksanız yapın, hemen S'den D'ye aktarma yapacaksınız. Yani şunu yapacaksınız arkadaşlar. Diğer şıklara da bakayım ne istiyormuş ki. Temel hal elektron dizilimindeki s orbitalleri tam doludur. Bakın arkadaşlarım, eğer yukarıdaki haliyle bırakırsanız 4S2 var. Yukarıdaki hal 4S2. Temel hal aslında neresi? Yeşille çizdiğim burası. Burada da 4S1 var. Dolayısıyla 2 farklı cevaba gidersiniz. Üstteki gibi bırakırsanız s orbitalleri tam doludur. S2, 4S2'de doludur. Ama temel hali, yani aşağıdaki gibi yazarsanız S1 yarı doludur. Dolayısıyla bu cevap yanlış olur. Bakın ne kadar ince bir detay. Sırf S'den D'ye bir tane atmamak soruyu komple çöpe atar arkadaşlar. Küresel simetri özelliği göstersin diye zaten bizim bu çabamız, daha doğrusu kendi çabası, kendisi yapıyor. Bunu dışarıdan kimse yapmıyor biliyorsunuz ki. Tamamen kendisi küresel simetriye uydurmak adına bir taneyi ileri atıyor arkadaşlar. Üçüncü soru. Arsenik 33 elementiyle ilgili. Ben yine şöyle artistik yapıp Argon 18'den başlamayı düşündüm. Ta ki deniz şıkkında 15 tam dolu, 3 tane de yarı dolu orbital lafını görene kadar. O yüzden emin olmak adına üşenmeyip hepsini yazacağım. Ha diyeceksin ki hocam Argon 18'de bu şekilde yazarsam da soruyu çözemez miyim? Abi çözersin. Çözersin ama birazcık tecrübe lazım ki biz bu konuya yeni başladığımız için bu tecrübe yavaş yavaş oluşuyor. Evet, üşenmeyip böyle yazdık. 4P3. 4. periyot mu? Tabii ki de 4. periyot. Çünkü 4P 3 ile bitti. 4. periyot. Hatta grubunu da söylersek artı 2 ekledim. S'den dolayı 5A grubu. 5A grubu. Baş grup elementidir. A grubu baş grup. IUPAC sistemine göre de 5. grupta yer alır. Bakın 5A P kısmındaydı. Eğer ikilemine düşerseniz periyodik cetveli gözünüzün önüne getirin. IUPAC sisteminde gruplandırma nasıl yapılıyordu? Şuradan başlıyordu. 1, 2, 3 diye devam ediyordu. Şuradan 13 diye devam edip şurada 18'de bitiriyordu. Yani bizim 3A'dan sonraki kısmımız 8. aya kadar olan kısmımız 13'ten itibaren başlıyor. 5. grup değil. 5. grup şurada. 3, 4, 5. Yani 5B grubu. 5A grubu şuradaki 15 numaradır arkadaşlar. O yüzden 5 değil, 15. Tabii niye tik attım? Cevap bu. 15. gruptur. Yanlış cevabı bulduk ama biliyorsunuz ki bizim stratejimiz her zaman diğer şıklara da bakmak olmalı. Temel hal elektron dizimde 15 tam dolu, 3 tane yarı dolu vardır. 15 tam dolu arkadaşlar 15 çarpı 2'den 30 yapar. Tam dolu 2 elektron çarpı 2 30 yapar. Yani 15 tam dolu şuraya kadar sizi götürür. Burası 30'dur. 15 tane tam dolu. 3 tane de yarı dolu diyor. E arkadaş P3 diyor. P3'ü biz Hund kuralına göre nasıl yazardık zaten? Şöyle yazardık. Şu şekilde yazardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane de yarı dolu var. 3 yarı dolu. Devam. P bloğudur. Zaten P ile bitti. Soru da burada bitiyor. 4. soruya bakıyorum. Temel halde ilk 15 orbitali tam dolu olan ve yarı dolu orbitali bulunmayan X elementiyle ilgili. Şimdi yukarıdaki soru olmasaydı ben size derdim ki sevgili arkadaşlarım üşenmeyin 15 tane tam dolu yapasıya kadar yazın. Soru yukarıdakinden bağımsız olsaydı. Şimdi yukarıda da aynı şeyi yaptığım için zamandan kazanmak adına ben size buradaki olayı göstermek istiyorum. Bak 15 orbitali tam dolu. Şurası işte az önceki kısım. 15 tam dolu. Ondan sonra da yarı dolu orbitali bulunmayan diyor. Yani 3D10'da bitiyorsun diyor. Çünkü 4P'ye geçtiğin zaman şöyle yapsan yarı dolu olur. E doldursan tam dolunur. Tam dolu sayısı 15 diyor. Arttırma. Yani oralar boş. Yani 4P yok. 3D10'la bitiyorsun. Buna göre çöz. Geçiş metalidir. Tamam. 4. periyot 2B grubundadır. Yine o D kısmını çalışırken D6'dan sonrasını birazcık ezberlemeye çalışsanız iyi olur demiştik. D10 arkadaşlar 2B grubudur. Ve zaten 3D artı 1 4. periyottur. Bunu ilgili kısımdan tekrar kontrol edersiniz. L0 değerine sahip 8 elektron. Ya bu L nereden çıktı? Önceki konudaydı. L neydi arkadaşlar? L şuydu. T hocam. Harika. Bak S0, P1, D2 diye giden mevzuydu bu. Yani S'leri say diyor. Sayalım S'leri. Yukarıdan sayacağım yine. Bakın 2 burada, 2 burada 4. 3S2 6 etti. 4S2 8 etti. 5S2 var mı? Yok. O zaman doğru. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 3. sorudaki kısım olmasaydı belki bu soruyu daha geç çözerdik. Çünkü baştan hepsini yazmak ve 15 tam dolunun esprisini orada anlamak gerekecekti. 2 sorum kalmış. X eksi iyonunun elektron dizilimindeki son terim 4P6'dır. Sorunun gerisine bakıyorum. Baş kuantum sayısı 3 olan 21 skandiyumla aynı periyotludur. Gerisine neden baktım? Çünkü 4P6'ya kadar yazayım mı yazmayayım mı? Ona karar vermek için. Ben açıkçası yazmıyorum. Niye yazmıyorum? Birazcık kendime güvendim. 4P6. 4P6'dan önce yine az önceki 3. ve 4. sorudan hatırlayacağınız üzere 3D10 vardı. Biraz geriye doğru gitseniz yeter. Çok da geriye gitmeyin. 4S2. Şuraya kadar gelmem yeter. Yani argondan sonra arkadaşlar 4S2 3D10 4P6 ile bitecek bir tip. Yalnız X eksi 1 diyor. Yani bir tane elektron almış. Burası 36 eder hesaplarsanız. 8A grubu 4. periyot 8A grubuna tekabül ediyor. Tabi burada X eksi iyonu dediği için 8A demiyorum. Elektron sayısı 36 diyorum sadece. Protonunu bulacağım. Eksi 1 36 proton 35'tir. Peki 36'nın 8A'ya tekabül ettiğini söyledim ya. 35'te bir öncesini tekabül eder. Yani 7A'ya. Yani halojendir lafı doğrudur. Devam. Baş kuantum sayısı 3 olan toplam 8 elektronu vardır. Baş kuantum sayısı 3 olanları size söyleyeyim. Bakın 3S vardır. Şunun argonun içinde 3S var. yazmadığımız. 3S2 var hatta. 3P6 var. Sonra zaten şuradan devam ediyor. 4S2'den devam ediyor. Şu var. 2. Bu var. 6 daha 8. Bir de 3D10 var. O da baş kuantum sayısı 3. Her ne kadar 4. enerji seviyesine tekabül etse de, yani 4S'den sonra gelse de diyelim daha doğrusu. Orada da var 3. Kaç etti? 18. Burada kaç diyor? 8. O zaman ben de buna diyorum ki arkadaşım sen yanlışsın. 21 skandiyumla aynı periyottadır. Arkadaşlarım 21'i ben şöyle açmayı uygun görüyorum. Argon 4S2 18 argon 4S2 3D1. Hemen periyodunu kontrol edelim. D ile bittiğimiz zaman yaptığımız hareket şuydu arkadaşlarım. 3D1. Onu artı 1 yazmak. Şurayı kastederek, yani 4. periyoda geçtiğimi göstererek 4. periyot, hatta 3B grubu diye de ek bilgi olarak veriyorum. Bu da aynı periyotta. 4P6 da aynı periyotta. 4. periyot. 4P6 ile bittin. Demek ki 4P ile veya 3D ile bitmek aynı periyodu temsil ediyor. Bu sorudan çıkarttığım sonuç. Son sorum 6. soru. X artı iyonunun elektron dizilimi 3D10'la sonlanmaktadır. Çok tehlikeli bir soru. Çok tehlikeli. Neden? Çünkü 3D10'la bitiyor. Artı 1'i diyor. Yani bir tane vermiş hali böyle diyor. 3D10'la. Bu arada ben şurayı sileyim. Buradan emin değilim. Buradan emin değilim. Nedenini şimdi söyleyeceğim. 3D10'la bitiyor. Bir tane vermiş hali 3D10'la bitiyor. Peki bu bir tane verdiği eğer 4P1'dense bu adam şöyle bir tip. Orijinali böyleyse, maviyle yazdığım gibi ise sizin vereceğiniz ilk elektron 4P'den gidecektir. Ya şöyleyse 3D10'la bitiyor da, ya 4S2 3D10'la bitiyorsa bu adam. Buradan da koparacağınız ilk elektron nereden koparılıyor? Bu burasıydı. Buradan koparılıyor. İlk elektron. Buradan koparılıyor. Yani bu adam 4S2 3D10 da olabilir. Ya da bu adam, bir ihtimal daha var. Orijinalinde 4S1 3D10'dur. Bir tane elektronu da şuradan kopartmıştır. Hepsi de arkadaşlar aynı yere gidiyor. Bunu kopartırsam 3D10. Buradan bir tane koparsam da 3D10. Bunu koparsam da yine 3D10'la bitiyor. Gördüğünüz gibi 3 farklı ihtimal. O yüzden çok hoş bir soru arkadaşlar. Yani son soru olduğunun hakkını veriyor gerçekten. 3 farklı ihtimali düşünmeniz lazım. Üçünü de düşünürseniz ne gibi sonuçlara ulaşırsınız. 4P1 ile bitiyorsan 31 numaralı elementsin. 3D10 30'da bitiyor çünkü. Buysa alttaki 30'dur arkadaşlar. Şuysa da 29'dur. Orijinalinden bahsediyorum. Yani X atomundan, nötr atomundan bahsediyorum. Artı birlisinden bahsetmiyorum. 31 ise 4P1'den 3A grubu olur. 4. periyot 3A. 30 ise 4. periyot 2B. 29 ise da 4. periyot 1B. Yani hepsi de olabilir. Bu soruyu arkadaşlar D bloğunun periyodik cetveldeki yerini bulma kısmına, orayı tekrar kontrol etmenizi istiyorum. Şu kısımları daha iyi idrak edebilmek için. Şimdi ben ezbere yazdım. Oradan tekrar kontrolünü yapın. Bir tekrarını görün arkadaşlarım oradan. Evet, sorularımı bitiriyorum. Burada. Bir sonraki kısımda da periyodik cetvelin 2. bölümüne geçeceğiz. Orada periyodik cetvelin özellikleri, grupların özellikleri, periyodik cetveldeki değişimler vesaire, bu tarz konularla ilgileneceğiz arkadaşlar. Şimdilik dersimi sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.